Şimdi bu bir şantaja dönüştü ve Sayın Erdoğan ısrarla kendi kitlesini konsolide etmek için geçmiş kötü hafızadan hareketle, olumsuzluklardan hareketle var olan olumsuzlukları örtmeye çalışıyor. Yani şunu diyor muhafazakar hareketlere: biz siyasete ahlakı egemen kılmak için yola çıkmıştık ama yolsuzluklara bulandık, her şey oldu. Ne olur yolsuzluklara bulansak da, yanlış iş yapmış olsak da bize mecbursunuz. Çünkü biz gidersek başörtü yasağı geri gelir, İmam hatipler kapatılır, Kur'an eğitime sınır getirilir demeye çalışıyor. Ve maalesef bazı kanaat önderleri de evdeki kurtlu bulguru yemeye razı olun ama dimyata pirince gitmeyin diyor. Şimdi işte bütün o muhafazakarlar değerlerin bittiği yer burasıdır. Zaten toplumlar böyle çürüdü. Bir kez kurtlu bulguru yemeye razıysanız hep kötülükleri, ehven-i şer mantığı iyiliğin düşmanıdır. Ben hayatımda hiç ehven-i şer olarak düşünmedim hiçbir şeyi. İyi olanla biz mükellefiz. Doğru olanı tavsiyeyle mükellefiz. İktidar bizden diye, iktidar vaktinde 28 Şubat'ta karşı çıkanlar tarafından oluşturulmuş diye yolsuzluklara göz yummak zorunda değiliz biz. Niye hem yolsuzluklara karşı çıkalım hem de 28 Şubat gelmesin geriye demiyoruz? İşte Gelecek Partisi ile AK Parti arasındaki fark burada. Sayın Erdoğan'la benim aramdaki fark da burada. Sayın Erdoğan şunu diyor halka: benim yolsuzluklarıma, kendi şirketinden bakanlığına dezenfektan satan bakanlara, bir gece yarısı 128 milyar doların hesabını vermeden çekip giden damadıma, efendim hakkında her türlü ithamın olmasına rağmen hiçbir soruşturma açmadığımız İçişleri Bakanı'na, Ege sahillerinin talanında ile ilgili bir sürü soru varken tartışmadığımız Turizm Bakanı'na vesaire vesaire, buna ekleyin. Bunlara falan ses çıkarmayın. Yoksa 28 Şubat geri gelir. İşte bu korku iklimi, bu korku düzeni muhafazakarları kendileriyle çatışır hale getirdi. Ben Türkiye'de o kitleleri biliyorum. Bir toplumsal yapı var mı? Var. Yani 28 Şubat'ın geri dönme olasılığı. O risk gibi. Var. Bakın, o risk var. Ben bu kadar tecrübeden i̇şte şuna hocam, şunu... O risk var dediğiniz zaman işte şunu hatırlatabilir miyim hemen? Söylediğiniz şey çok doğru. Sema Silkin de, ben geçen yıl yazmıştım aynısını. Sema Silkin de sizin partinizden geçenlerde bir televizyon programında siyasi rehine olarak tutuluyor aslında başörtülü kadınlar dedi. Doğru. Yani hala bana göre bir yasal güvence getirilmesi gerekiyordu ve yok. Ve bunu ya biz gidersek tekrar başörtüsü sorunu başlar, o tınısın o alt metnini belki diri tutmak için yapmış olduğu da düşünülebilir hükümetin. Ama şu da bir gerçek. Bu hükümet döneminde bir başörtülü kadın Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanı olabildi. Şimdi bu gelinen eşik ortada. Ama hala ittifak üyeleri, özellikle hani CHP ve İYİ Parti'den bahsediyorum. Şunu diyorlar, ya tabii ki eski günlere tekrar dönülmez, ne demek yani üniversitelere yeniden başörtülü kızların, genç kızların alınmaması gibi bir durum asla söz konusu olamaz diyorlar. Ama bunun için sadece kendi şahıslarını teminat olarak gösteriyorlar. Bu artık yani Türkiye'nin geçmişi ortadayken hiçbir anayasaya, hiçbir yasaya dayanmadığı halde yönetmelikle, tüzükle insanların en temel hakları, eğitim hakları ezilip geçilmişken, Türkiye'nin böyle bir gerçeği varken buna Kılıçdaroğlu'nun demokratik anlayışı buna teminattır. Ya da işte Sayın Davutoğlu'nun geldiği yer ve kendi zihinsel, bilişsel donanımı buna teminattır diyerek insanlarda o müsterihlik duygusunu, emniyet duygusunu yaratabileceğinizi düşünüyor musunuz? Şimdi çok bu biraz bir naiflik olmaz şimdi mı? Çok net, çok net bir şey söyleyeceğim teminatı olarak. Ama ondan önce şunu söyleyeyim. Sayın Erdoğan'ın taktiği var olan yolsuzlukların üstünü örtmek için bu sefer başörtü yasağını, başörtü bir örtü gibi kullanmaya çalışıyor. Bu ahlaksızlıktır. Biz hem başörtünün özgür olduğu hem de yolsuzlukların olmadığı bir Türkiye vaat ediyoruz. Ne mi yapacağız? Sayın Erdoğan bu meseleyi kökünden çözmek yerine, yani kökünden çözmek, getirsin bir yasal düzenleme, bütün partiler destek verir. Şu anki meclisteki partilerden buna karşı çıkacak kimse çıkamaz. Onu getirmiyor. Nasıl bir yasal düzenlemeden yani bahsediyorsunuz? Yani başörtünün mutlak anlamda her yerde özgür olduğuna dair yasal ya da anayasal bir düzenleme. Şimdi ben ne diyorum? O kitlelerin içinden geldim. Bakın, Sara Hanım'la evlendiğimizde, onun için olmaz diyemiyorum.
Bu tehlike her zaman vardır. Otoriterlik ama ihtimal... Ama çok şey değişmedi mi? Değişti ama vardır. Üniversiteler için olmaz. Vardır, var. Ama başka yerler için. Kamu hizmeti var ya. Serap Hanım... Bugün hakim olabiliyor bir başörtülü. Bir hafıza var. Yarın olabilir mi? Tabii. Soru bu bence. Serap Hanım bir hafıza var. Bunu görmemiz lazım. Ben evlendiğimizde Sahra Hanım orta üniversite 3. sınıf öğrencisiydi. Ve başörtüyü yüzünden okuldan uzaklaştırma aşamasındaydı. Yıllar geçti. 3 çocuk annesiyken ihtisas sınavında dediğim gibi... Başörtüsü konusunda başına bir hakaret uğramasın diye kapıda bekliyordum. Arada bir mücadeleler. Şimdi bunu yaşamış bir nesil ve bunu yaşamış kitleler var. O kitlelerin endişesini anlamadan Türkiye'de siyaset yapılamaz. Siz yasal düzenleme getirir misiniz? Oraya geliyorum. İşte şimdi onu diyeceğim. Şimdi o kitlelere ben dönüp söylüyorum. Ben Erdoğan gibi davranmam. Size söz veriyorum. Hiçbir şekilde başımızı öne eğecek hiçbir yolsuzluğa izin vermeyeceğim. Bugün endişeli muhafazakarlar, muhafazakarın başı öne eğik. Doğru, o da var. Başını kaldır, gözümün içine bak diyorum. Bana eleştirdiği zaman birisi bazen diyorlar ki hocam niye ayrıldın, kalsaydın AK Parti'de. Bir gözümün içine bak diyorum. Bana hocam diyorsun. Yolsuzluklarla senin önüne gelseydim hocam yakıştı mı bu hissederdin? Gözümün içine bak, memnun musun bu yolsuzluklardan diyorum. Haklısınız, biz ona karşıyız diyor. Bütün AK Partililer. Hem yolsuzluğun var olduğunu kabul ediyor... Hem ona karşı olduğunu söylüyor ama bir taraftan da yüreğinin bir tarafında bir korku var. Haklı bir korku. Ben o korkuyu anlıyorum. Yapacağım şey şudur. Tek başımıza iktidara gelirsek o kitlere söz veriyorum. İlk yapacağımız ilk işlerden birisi başörtüsü ve dini din ve vicdan özgürlüğü konusunda anayasal ve yasal teminatı devreye sokacağız. Peki kusura bakmayın Serap Hanım. Tek başımıza gelirsek kesinlikle ilk işimiz başörtü özgürlüğünü her yerde teminat altına alacak anayasal ya da yasal bir düzenleme yapmaktır. Eğer bir şeyle yani bir ittifak kurmak zarureti olursa oraya da koyacağımız ilk şart 28 Şubat yasaklarının bir daha bu ülkeye gelmemesi konusunda bütün ittifak üyelerini, ittifak unsurlarının hepsinin yazılı deklaratif teminatıyla o ittifaka girerim. 28 Şubat'ı bir demokrasinin kılıcı gibi tutup o muhafazakar kitlelerin, o inanmış insanların, Hazreti Ömer adaletine inananların başının öne eğdirenlerin iktidarına son vereceğiz. Ama gelecek olan iktidar hem Hazreti Ömer adaletini gerçekleştirecek, hem de mutlak din ve vicdan özgürlüğünü teminat altına alacak. Peki, olmayan bir yerde ben olmaz. Kusura bakmayın Serap.